Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz üzere masum bok götürüyor. Şu deri pedler çöp olmuş. Baksanıza burada parmağımın izi çıkmış. Yani bu izleri görebilin diye ışık için çok uğraştım bak. Neyse efendime söyleyeyim, burada pislikler birikmiş. Burada zaten direkt pislik yuvası. Bu deride kalan yağların buraya yapışması sonucu, o yapışan yağların da tozlara yapışması sonucu oluşan pislikler bunlar bak. Bu ne kadar pis. İyi. Bunu temizleyeceğiz şimdi ve en önemlisi deri pedleri sökeceğim ben. Deri pedleri sökünce bakalım nasıl olacak. Bu deri pedleri ben alır almaz yapıştırdım normalde. Oğlum masum rengi başkaymış lan. Bak bak masum rengine bak. Biliyor musun? Masum rengi başkaymış zaten. İlginç. Şöyle bir şey düşündüm kendi kendime arkadaşlar. Bu mouse'un özelliği super light olması değil mi? Çok hafif olması. Bu hafiflikten de kastımız 10 gram 5 gram bir şey. Ben bu 10 gram 5 gramı neden bu deri pedlerle harcıyorum? Yani üzerine bir şeyler ekliyorum. Bir de deri pedler olması hiçbir şeyi değiştirmedi benim için. Sanki önceki mouse'larımda deri ped varmış, üzerine bir şey yapışıkmış gibi. Yani hiç alakası yok. Hayatınızda hiç deri mouse kullandınız mı? Yok. Ben niye bu deri mouse'u kullanıyorum o zaman? Ya çok mantıksız yani. Ama işte yanında beleş geldi diye kullandık bir dönem. Bak altında da super light yazısı var diye. Bu sublimler bir mesaj olabilir mi? Bunu yapıştırarak super light'larını götürüyorsunuz diye. Ama çok temiz çıkıyor. Kalktığı yerde hiçbir yapışkanlık yok. Onu söyleyeyim yani kalite. Zamanında dünyanın parasını verdik ona. Hiçbir yapışkanlık yok. Ama mouse'un asıl rengi buymuş arkadaşlar. Bakın şu alttaki beyaz alanı görüyorsunuz. Burada da var. Tuşlarda da var. Buradaki alanı. Ben bu pedleri sökerken özellikle video çekmeyi düşündüm. Ve dedim ki insanların mouse'unda ped yok ki ya dedim. Hani biz bunu yalandan yapıştırdık falan. Bu pedlerden ben aslında satın alacaktım sökeceğim için. Yani sonra takarım diye. Dedim oğlum hayatında pedli mouse mu kullandın sanki? Yani çok mu bir şey değiştiriyor hayatında? Yok. Mantıksız. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama ben bunu bir sene, bir buçuk sene, bir buçuk olmadı. Bir sene pediyle kullandım. Neden ki? Gerek yok yani. Sanki mouse elimizden kayacak, uçacak, gidecek. Hiçbir manası yok. Dur. Sen de gel. Diğer misin arkadaşım? Bak bak mouse'un tuşunun rengiyle şeyin farkına bak ya. Bakalım farklı ışıklarda farklı görünecek mi dur. Bak burada renk farkı daha da belli oluyor bu ışıkta mesela. Yani beyazda her şey beyaz görünüyor da bak bugün ışığı. Bu tuşlar direkt farklı oldu ya. Öbür renkleri de buraya işleyeceğiz. Buralara bakıyorum hiç yapışkanlık hissi var mı? Elime şunlar yapıştığı için elimde his var ama burada hiç yok. Şimdi arkadaşlar mouse nasıl temizlenir? En önemli kısım. Mouse temizlemek için arkadaşlar Baby Turco marka dediğimiz bebek havlusu. Türk bebek manasına gelen Baby Turco. Islak mendilimizi açıyoruz kapağını öncelikle. Sonra burada bir yönlendirme çıkıyor direkt. Ne diyor? Open diyor. Yani aç manasında. Şimdi İngilizce bilmiyorsanız bunu kullanamayabilirsiniz bu ıslak mendili. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Open yazıyor ama biz tekrar kapatıyoruz. Burada eksiklik biraz olmuş. Çünkü altında close yazmıyor. Ama kapatmazsanız sizin zararınıza kurur gider ıslak mendilleriniz. Şimdi Baby Turco'muzu alıyoruz. Başlıyoruz. Nedir mesela? İlk şu alttan başlayalım. Temizleniyor mu acaba? Temizliyorum, temizliyorum. Hop doğdu güneşim. Bayağı bir temizlendi. Demek ki işe yarıyor. Devam edelim o zaman. Daha çok evet. Bir de rengi açılıyor masum. Bunu böyle hızlıca. Bu tabii kişisel tecrübelerinize bağlı. Daha hızlı temizleme olabilir. Evet bakın parlattım. Ben bunu böyle parlatabilmek için yıllarımı verdim arkadaşlar. Hani çok çalıştım böyle parlatabilmek için. Bakın burada kaslar yaptım böyle parmaklarımda. Nasıl kaslı görüyor musunuz? Evet ne oldu? Bir temizlenme durumu hakim. Tabii ki bu ilk katama şimdi. Yani şuradaki leş gibi duran yeri temizleyeceğiz. Burada ıslak mendil bile kaymıyor arkadaşlar şu anda. Evet gitgide azalıyor. Şunu bu arada temizliyorken mouse'u kapatın arkadaşlar. Yoksa bilgisayarınız kafayı yiyor. Ben de bunu yeni tecrübe ettim az önce şu anda yani. Bizzat birkaç saniye önce. Arada el değiştirmek lazım. Ne ilginç bir pislenme şekli ya. Beyaz mouse'larda var bu iş bir tek ha. Yani siyah mouse da kullanmadım gerçi de. Zowie de beyazdı benim. Evet beyaz mouse'larda var bu iş. Bunu böyle bir çıkarımda bulunabiliriz en azından. Siyahta görmüyor muyuz artık? Ama bu elle de geliyor. Bu hissiyatı değiştiren bir şey biliyor musun? Nasıl oldu? Bak şurada yine bir renk ton farklılığı var. Burayı şey yapacağız. Devam edeceğiz temizlemeye de. Azıcık tırnağı değdirmek lazım böyle. Bak şurada kaldı bir tek görüyor musun? Şimdi Baby Turco ıslak mendilin özelliği nedir? Tabii bunu sormadınız bu saate kadar ama sorun. Ben size hemen açıklayayım Baby Turco'nun özelliğini. Bu arkadaşlar yeterince ıslak değil. Yani mouse'unuza zarar verecek kadar ıslak değil. Yeterince ıslak. Yani biraz da kuru. Ama tabii bunun biraz kuruması için ben özellikle ıslak mendilin kapağını biraz açık bıraktım arkadaşlar. Ki kurusun ıslak mendil. Böyle temizliyorum şimdi.
Evet arkadaşlar, kameramızın da şarjı bitmeden mouse'umuzun son halini gösteriyorum size. Mouse'umuz temizlendi arkadaşlar. Şurada bir saç kalmış, bunu alıyorum. Mouse'umuz temizlendi. Güneşimiz doğdu arkadaşlar. Tabii ince işçiliğini sonra yapacağım ben birazdan. Bir de özellikle şu mercek kısmını da temizleyelim. Buraya şimdi bunu sokuşturuyorsunuz arkadaşlar. İnce yapıyorsunuz bunu böyle, bir buradaki tozları da alıyorsunuz. Yapıyorsunuz, üflüyorsunuz buna. Güneşim doğdu arkadaşlar. Doğdu güneşim bak. Hiç önce kendine eser var mı? Eser kalmadı kirden. Şurada kalmış biraz eser. Neyse arkadaşlar, bunlar detay. Muhabbet burada bitti. Öpüyorum sizi. Bye.